Sayın Özkan, ben hemen şu soruya geçmek istiyorum. Müslümanların en büyük problemi, sıkıntısı, değerli olarak gördüğümüz, yani bir sıralama yapılırsa belki de ilk sıraya alacak bir problem. Grupçuluk, bölünmüşlükle ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Yalnız ben bu soruyu düşünsel ve fikirsel bazda değil, yani bir soracak olsam size, siz burada oturursunuz, vahdetle ilgili, yani grupçulukla ilgili, bölünmüşlükle ilgili sabaha kadar konuşursunuz belki. Ben bu anlamda sormuyorum. Genelde ben daha evvel röportajın başında söylemiş olduğum gibi, sizin meselelere bakış tarzından çok size ortaya koymak istiyorum. Mesela pratik bazda, Ercüment Özkan olarak bu grupçuluk ve bölünmüşlükle ilgili nasıl mücadele ediyorsunuz? Yani siz şahıs olarak, bir Ercüment Özkan olarak bu grupçuluğun hakkında nasıl geliyorsunuz? Mesela şöyle bir misal vermek istiyorum. Siz onların mekanlarına gidiyor, onların kitaplarını okuyor, onların dergilerinde yazıyor, onlarla birlikte hareket ediyor bazen gerekirse beşeri münasebetler açısından. Böyle bir çaba sarf ediyor musunuz? Ya da daha çarpıcı bir misal vermek istiyorum. Şimdi burada röportaj yaparken hemen şuracıkta Sayın Necmettin Erbakan gelse, onunla ilişkileriniz nasıl olur? Yani aranızda bir fikirsel, düşünsel ayrılık var da onunla konuşmaz mısınız, yemez içmez misiniz? Böyle bir kopukluk yaşanıyor. Siz Ercüment Özkan olarak nasıl bir Müslümansınız? Nasıl bu ilişkilerde nasıl sizin gibi düşünmeyen, sizin gruptan olmayan Müslümanlarla ilişkinizi nasıl düzenliyorsunuz? Bizim gibi düşünmüyor diye görüşmemezlik ettiğiniz oluyor mu? Küskünlüğünüz oluyor mu? Bunu lütfen cevaplar mısınız? Çünkü bizim için bu çok önemli. Yani düşüncenizden çok yaptığınız şey önemli. Şimdi efendim, Müslüman muhatabına kendini endeksleyen, muhatabı karşısında reaksiyoner olan, o aksiyonu ortaya koyacak, kendisi ona ters aksiyon gösterecek, yani reaksiyon gösterecek, gösteren kimse demek değil. İslam, küfrü tevhid, küfrü şirki kaldırmak için değil, tevhidi ikame için geldi. Tevhidin ikame olduğu şeyin doğal sonucu olarak şirke yer kalmıyor. Çoğu zannediyor ki duygusal ve düşünsel alanda biz şirke düşmanlığımız yok. Biz tevhidin dostuyuz. Tevhidin dostu olan, dürüstlüğün dostu olan eğriliğin zaten hasmı olur. Yani bu kaçınılmaz şekilde biri diğerini gerektiren bir şey. Bunu anlamıyor çok insan. Bir kere bir dava adamı, bir fikir insanı, bir inanmış insan yanlışa dahi inanmış olsa, yanlış yolda olsa dahi, eğer ona küser, buna dair darılır, şununla bağı koparır, öbürüyle irtibatı keserse, o davasının batıl da olsa davası, hak da olsa adamı değildir. Hiçbir peygamberin, ki bu konuda önde gelen insanlardır, kimseye küstüğünü duydunuz mu? Kimseye küstüğünü, darıldığını yazıyorum, affedici olun. Bu, yani o doğruları onlara tekrar tekrar söylemekle mükellef, yani Allah bu görevi verir. Allah ona demiyor ki, şu adam sana şöyle derse, sen ona bir daha söyleme dese, onun da söylememe hakkı doğar. Ama böyle bir şey demiyor. Ne diyor bazı konularda, işte sana hakaret ederlerse, dini söylerlerse, bilmem ne yaparlarsa, ne yap? O da lafı kes ve hiçbir şey söylemeden uzaklaş, ne zaman başka bir zamana kadar. Bunu anlatabiliyor. Yoksa onlar sinkar etti, sen de. Onlar şeyini şey ederim dedi, sen de, ben de sizin şeyinizi şey ederim. Olmaz. O zaman siz İslam'ın geliştirdiği, oluşturduğu bir şahsiyetin değil, hasımlarınızın oluşturup, onların huyuyla, ahlakıyla oluşmuş bir kişiliğin sahibisiniz demektir ki yoksunuz. Yani onların kötü bir gölgesi, kötü bir kopyası olursunuz. Bu bakımdan kim olursa olsun, mesela ben Necdettin Bey, 1956'dan beri, Gümüş Motor hikayesinden beri tanırım. Aramızda 10-11 yaş fark var ama... Ben onu misal ettim. Mesele şu, tanırım hatta 61, 62, 63, 64, 65'li yıllarda Ankara'da, muhtelif evlerde neredeyse 60, 70, 80 oturumda birlikte bulundum. Bulunanların en küçük yaşta olanı bendim. O ve ondan daha yaşlı olanlar da oluyor. Mühendisi, hukukçusu, doktoru, profesörü bilmem nesi. Ama hiç kimse ona bir şey söylemiyor. Sürekli Kur'an'ı ben onun söylediklerinin karşısına çıkarıyordum. O ise beni başkalarına tembih ediyor. Bir dahaki toplantının yerini bana söylemeyin, gelmesin diye.
kendi cesaret edemeyip söyleyemeyenler onun bulunduğu yerde bana gene ondan bir sonraki toplantının yerini, saatini, gününü bildiriyordu. Ben gene orada oluyordum. Buna rağmen ben ona niye düşman olacağım ki? Kime niye diye düşman olacağım? Ben küfrün, şirkin düşmanıyım. Günün birinde bugün kafir, bugün müşrik olan İslam olabilir. Ama şirk hiçbir zaman İslam olmaz. Küfür hiçbir zaman İslam olmaz. Tabii. Anlatabiliyorum. O bakımdan mesela siz şirke karşısınız. Yani tevhidden yanasınız. Kaçınılmaz olarak da şirke karşısınız. Ömer İbn-i Hattab'la şirk böylesine çakışmışsa, sizin okunuz şirke çevrili olduğu için, Ömer de o şirkin önüne geldiğinden okunuz Ömer'i delmeden şirke girmiyor. Ama sizin husumetiniz Ömer'e değil, şirke asıl. Böyle olunca Ömer bu şirkin önünden günün bir gelip çekilince, okunuzun istikameti değişmiyor gene aynı yere. Yani şirkler, çok ince hassas bir nokta yani. Tabii yani çok işi anlamak, duygu yanına, düşünsel yanına iyi ölçüp biçmek lazım. Çünkü İslam eğer bir başka kelimeyle ifade edilmek isterse bir muhasebe dini. Yani hesabı kitabı olan, hesaba kitaba dayanan mühendislik dinin hakim olduğu dini. Yani hesabın hakim olduğu kitaptır yani. Mühendislik zaten hendese, hesaptan geliyor ya. Yani. Tamam. Yani hesap, bu dünyada ben size karşı davranışımda sizin bana hakkınız geçmemesin için, benim başkalarına hakkım geçmesin, benim bağışlarım bilerek ayrı mesele. Allah'ın bana hakkı geçmesin, anlatabiliyor muyum? Yani onun hukukuna riayet edeyim, bütün bunları hesap ederek yaşamanın adı değil mi İslam? Hesaplı bir din. Tabii, hesap dini ya. Hesaplı bir din ve hesap dini. Yani bilmem ABC'de deterjanlı mı bilmem hesaplı, o anlamda hesaplı değil. Yani yaşaması kolay bir din ve hesaba dayalı değil. Yani öyle hevana tabi olma dini değil. Hevana tabi oldun mu bir prensibin yok, standardın yok. Her imalatın birbirinden farklı olur. Ve iler tutar yanı olmaz, entegrasyon mümkün olmaz, bir sistematize etmek kabul olmaz. Ama İslam baştan sona aynı fabrikanın imalatı. Ve şey yani, TZ'ye damgalar, sözün gelişi söylüyorum. Yani Allah standartını Allah'ın koyduğu, belirlediği bir yaşam biçimi ve inanç tarzı, dünya görüşü. Biz kendimizi ona adapte eder isek, fıtratımıza uygun davranmış oluyoruz. Yani beşeri münasebetler bazında diğer insanlar... Hiç kimseyle küsmenin bir anlamı yok efendim. Zaten dava adamı küstüğü andan itibaren davasını terk etmeye başlamış demektir. Ne demek? Kimin, yani... Nasıl küsebiliyorsun sen? Allah diyecek ki peygamberine, sen bütün kullarına bildir. Peygamber de diyecek ki işte ben Ebu Cehil'e küstüm ama söylemeyeceğim. Allah demez mi ki ben sana küsme hakkı verdim mi sen? Sen benim elçimsin ya. Ha? Ve vermemiştir zaten. Küs peygamberine kim? Yani böyle bir özgürlüğümüz yok. Tabii öyle bir... Yani hıyarınız yok, seçim. Seçiminiz yok. Teslim oldum diyorsun, Müslüman diyorsun. Bakın, teslim olmak, Müslüman ne demek? Vahye teslim olan demek. Hevasına teslim olmayan, başka şeye teslim olmayan, vahye teslim olan demek. Vahye teslim olmuşsunuz, vahiy her ne ki buyuruyorsa hepsine teslim olmuşluğunuzu ifade ediyorsun. Bundan sonra kimi konularda çocukların alemi olur mu? Olur mu? Hesabını vermezsiniz, hesabı dışına çıkarsınız.